Merhabalar Necla, Esben kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle İsviçre koşullarında iyi, doğru ve etkili bir CV'yi nasıl hazırlarız onunla ilgili konuşacağız. Elimde iki tane örnekle geldim aslında ben size. Öncelikle genel kurallardan bahsettikten sonra masa başına geçip bu örnekler üzerinde tek tek bütün bölümlerle ilgili olarak ayrıntılı bir açıklama yapıyor olacağım. Şimdi öncelikle genel kurallardan bahsetmek istiyorum. Size 5 tane genel kural vereceğim. Bunlar gerçekten çok önemli. Hani sadece İsviçre koşullarında değil, normalde de CV hazırlarken aslında dikkat etmemiz gereken kurallar ama İsviçre'de bunlar çok çok daha önemli hale geliyor. Kural 1 ile başlayalım isterseniz. Öncelikle İsviçre'de CV'nizi hazırlarken en çok dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi tek başına bir CV'nin yeterli olmaması maalesef. İsviçre'de CV'nizin okunabilmesini yani İK'lar tarafından okunmasını istiyorsanız bu resmi kurumlar için de özel sektördeki şirketler için de geçerli. Mutlaka başına bir ön yazı ya da motivasyon mektubu eklemiş olmanız gerekiyor. Yani bu motivasyon mektubu da ya da ön yazı da sizin aslında neden bu CV'yi yazdığınızı, bu bilgileri neden paylaştığınızı, ne için, hangi pozisyon için, hangi amaçla, siz neredesiniz, kendinizi ne kadar tanıdığınızı ve firmayı ve kurumu ne kadar tanıdığınızı gösterdiğiniz bir mektup olmalı. Bu mektup mutlaka CV'nize eklenmiş bir şekilde başvurularınızı yapıyor olmanız lazım. CV'niz maalesef bu ön yazısız anlamsız. Kural 2. Bu da gerçekten özellikle İsviçre'de çok dikkat edilen bir kural. Mutlaka ve mutlaka verdiğiniz bütün bilgiler gerçekleri yansıtıyor olmalı. Hiçbir abartı bilgi o CV'ye eklemiyor olmalısınız. Biz maalesef Türkler biraz abartmayı severiz biliyorsunuz. Hani olmayandan birazcık daha fazla göstermeyi ama hani lütfen böyle bir şey yapmayın. Gerçekten CV'nizin üstünüzün tamamen çizilmesine sebep verebilecek bir neden olur bu İsviçre'de. Ve çok iyi özetçi olmalısınız. Çok net, anlaşılır kısa cümlelerle bullet point'lar kullanarak kendinizi tanıtmalısınız. Ve ayrıca da edilgen cümleler kullanmaya çok özen gösteriyor olmalısınız. Kural 3. Bu yine dediğim gibi hani şu anda çok da önemli ve revaçta olan bir şey profil fotoğrafı. Ben bu videoyu hazırlamadan önce böyle hani bildiklerimi toparlamak adına birkaç video izledim. Orada da İK'ların özellikle bu konudaki uzmanların en çok şikayet ettiği konulardan bir tanesi profil fotoğrafları maalesef. Artık insanlar artan bir yoğunlukla sosyal mecralarda kullandıkları fotoğrafları CV'lerine koyar olmaya başlamışlar. Bu gerçekten hiçbir şekilde kabul edilebilir bir durum değil. Biraz düz beyaz fonlu arkası sizi önden gösteren, mümkünse hani son 6 ayda çekilmiş sanki böyle biraz biyometrik fotoğraf tarifi veriyor gibi oldum ama hani ondan bahsetmiyorum. Profesyonel bir çekimle sizi şu anda göründüğünüzü en çok yansıtan fotoğrafı oraya koyuyor olmalısınız. Kural 4. İsviçreliler maalesef ciddi anlamda düzen takıntısı olan insanlar. Bu nedenle CV'nizi hazırlarken özellikle şöyle uzaktan baktığınızda CV'nin görüntüsüne çok dikkat ediyor olmanız lazım. Bölümlerin birbirinden net bir şekilde ayrılmış olduğuna dikkat ediyor olmanız lazım. İşte sayfa düzeni olarak boşluklara, girintilere, çıkıntılara dikkat ediyor olmanız lazım. Çünkü bunlar onlar için çok önemli. Ayrıca mutlaka ve mutlaka CV'nizde hiçbir şekilde dil bilgisi, yani gramer hatası, imla ve yazım hatasının olmaması gerekiyor. Bu en çok dikkat ettikleri konulardan bir tanesi. Hatta öyle ki yeni mezunlara, özellikle Fransızca konuşulan bölgedeki yeni mezunlara CV'lerini hazırladıktan sonra gramer ve yazım imla konusunda kontrol ettirmeleri için uzmanlar var. Bu uzmanlara mutlaka götürmelerini ve kontrol ettirmelerini öneriyorlar uzmanlar. Ve kural 5. Bu aslında İsviçre'de bizim normalde alışkın olduğumuzdan
en farklı gördüğüm kural benim. CV'nizin mutlaka ve mutlaka tek sayfa olması gerekiyor. Tek sayfa olmayan CV'ler var mı? Var. Mesela benimki tek sayfa değil. Tabii ki istisnalar var. Ancak yine de o CV'yi mutlaka tek sayfa görmek istiyorlar. Ha, olur sizin iş tecrübeniz 5 yılı aşkın bir süredir. O zaman ikinci sayfaya geçebilirsiniz ya da işte master'ınız, doktoranız vardır. Eğitim anlamında da bu seviyelere gelmişsinizdir. Yazacak çok şeyiniz vardır. O zaman ikinci sayfaya geçmenizi makul karşılayabiliyorlar ama özellikle ve özellikle istedikleri mutlaka CV'lerin tek sayfa olması. Bu genel bilgilerden sonra artık masaya gidelim ve ayrıntılar üzerine konuşalım. Evet, meşhur kalemlerimle masa başında tekrar sizlerle birlikteyim. Şimdi burada iki tane örnek var biraz önce de söylediğim gibi. İlk bakışta hangisi diye soracak olursanız mesela CV'lerde bu değil. Bu. Neden? Çünkü bu tek sayfa. O yüzden mutlaka ve mutlaka öncelikli olarak tercih edilecek CV aslında budur. Ancak neden bu şekilde? Çünkü bunların önünde bir ön yazı yok. Kendinizi tanıttığınız bir şey yok henüz. Ama bir ön yazınız olmuş olsaydı o zaman oradaki işte 5 yıllık, 6 yıllık, 7 yıllık, 10 yıllık tecrübelerinizden bahsediyor olsaydınız o zaman 2 yıllık bir CV'nin olmasını da anlamlı bulacaklardı. Şimdi burada da ayrıntılardan artık başlayalım. Buradan hareketle devam edelim. Hangi renkle yazacağıma karar veremedim şu anda. Onun telaşı içerisindeyim. Buradaki örneklerde size ilk önce söyleyeceğim en önemli şeylerden bir tanesi iyi bir CV'de mutlaka ve mutlaka olması gereken başlıklar. Bu başlıklar birisi profesyonel iş tecrübeleriniz. Yani professional experiences. İkincisi bunlardan eğitim bilgisi. Üçüncüsü mutlaka olması gereken dil bilgisi. Dördüncüsü hobiler ve interests dediğimiz hani ilgilendiğiniz alanlar. Beşincisi referanslarınız. Eğer varsa ve işinizle ilintili bir durumdaysa bilgisayar kullanım bilgileriniz de önemli oluyor. Bunu illaki ve illaki koymak zorunda değilsiniz ama dediğim gibi çalıştığınız işle ilgili bir yazılım, bir bilgi biliyorsanız o zaman bunu da koyuyor olmanız gerekiyor. Şimdi dönelim tekrar başa. Burada gördüğünüz gibi bu iki CV'de de özellikle şunu çok rahatlıkla görürsünüz. Hani sayfa düzeni, bütün hatlar birbiriyle eşit derecede, işte bütün bölümler birbirinden özel olarak ayrılmış. Şöyle ki en başta yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi şu CV üzerinden anlatmak istiyorum size. Kişisel bilgileriniz. Kişisel bilgiler genellikle baş kısma yazılmalı. Ve burada şu bilgiler, adınız, soyadınız, yaşadığınız şehir, telefon numarası, mail adresiniz ve bu mail adresi de şu konuda çok önemli, dikkatli davranıyor olmanız lazım. Adınızı, soyadınızı içeren bir mail adresinizin olması lazım. Bu da İK'cıların en çok şikayet ettiği konulardan bir tanesi aslında. Çünkü insanlar nicknamelerinden oluşan mail adreslerini yazıyorlar ki bu hiç profesyonel görünmüyor. Uyruğunuz çalışma yabancı olduğunuz için yani yabancı uyruklar için çalışma izninizin olup olmadığını gösterir bir ibare. Doğum tarihiniz gün ay yıl olarak yazılıyor ve medeni durumunuz. Burada özellikle belirtmek istediğim bir şey daha var. Mesela tarih yazıyorsunuz. İşte 10-10-2017 şeklinde. Gün ay, yıl olacak şekilde ve noktayla ayrılmış bir şekilde tarihi aynı bizim Türkiye'de yaptığımız gibi tarih yazımını da burada bu şekilde yapabilirsiniz. İsviçre'de de tarih yazımı aynı şekilde yapılıyor. Şuradan göstereyim. Burada da mesela ben
profil kısmını kişisel bilgilerden birazcık ayırdım şöyle. Bir profil eklemeniz lazım. Siz bu ne yaptınız? Kendinizi anlat deseniz nasıl anlatırsınız? Hani ne sizin ilginizi çekiyor? Ne kadar süredir çalışıyorsunuz gibi kısa özet sizinle ilgili bir profil bilgisinin olması lazım. Şimdi şu diğer örneğe bakacak olursak burada mesela böyle bir ayrım yok. Profil bilgisi hemen şurada böyle bir cümleyle sıralanmış şekilde. Yine aynı şekilde adres bilgisi, mail adresi, telefon numarası, yaş, medeni durum ve uyruk gibi bilgiler de bu üst kısımda olmak durumunda. İşte size bahsettiğim profil fotoğrafı buydu. Size önden gösteren, mümkünse beyaz arka fonlu ve durumunuzu yansıtan, hani sosyal mecralarda değiliz. O yüzden birazcık daha profesyonel görünen bir fotoğrafı tercih etmeniz gerekiyor. Şimdi ben size şu CV'de yaptığımı anlatayım. İş tecrübeleri kısmına bakacak olursak, ben firma firma böyle renklendirerek de kafamda şöyle bir aslında tablo çizdim bu CV'yi hazırlarken. Bu CV'de şu tablonun bu tarafındaki kısım iş tecrübelerinde experience dediğimiz tecrübe, ne yaptığını gösteriyor. Benim için burası experience kısmıydı. Burası da skills kısmıydı. Yani kendini bir cümleyle tanımla, bir kelimeyle tanımla deseler, sen bu iş yerinden ne kaptın bu anlamda, sana ne kattı gibi böyle firma firma, firmaya özel olarak experience'lar ve skills'ler olarak ayırdım. Bunu böyle yapmak zorunda değilsiniz. Mesela şu örnekte rahatlıkla bunu görebilirsiniz. İş tecrübeleri buraya yazılmış, professional experience altında. İş tecrübeleri bu şekilde bölüm bölüm ayrılmış. Ancak key skills'lar olarak da başka bir başlık açılmış. Şirketlerden bağımsız olarak genel itibariyle bütün tecrübesiyle kazandığı skills'ler buraya yazılmış. Her hangisi sizin daha çok hoşunuza gidiyorsa onu tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi bullet point kullanmak çok önemli. Yaptıklarınızı tek tek net, kısa, anlaşılır cümlelerle ifade ediyor olmanız lazım. Burada da yine bullet point'leri rahatlıkla görebilirsiniz. Geliyorum eğitim kısmına. Eğitim kısmında özellikle eğer master, doktora gibi bir dereceniz varsa mezuniyetinizi tabii ki yazmak zorundasınız. Hani üniversite mezuniyet derecenizi, nereden mezun olduğunuzu. Ancak yani böyle master, doktora gibi bir bilginiz varsa artık liseyle ilgili bir bilgi vermek zorunda değilsiniz. İşte okul ne zaman başladı, ne zaman bitti, kaç sömestr sürdü bu okul, bu da çok önemli. Bu bilgileri veriyor olmanız lazım. Geliyorum dil kısmına. Dil kısmında konuşabildiğiniz ve bildiğiniz dilleri tek tek açıklamalarıyla birlikte yazıyor olmanız lazım. İşte Türkçe, Türkiş, ana dili, İngilizce, bilingual, C2 level diye. Yani şimdi dil tanımında uluslararası olarak A1, A2, B1, B2, C1, C2 diye sınıflandırma var biliyorsunuz. İşte en düşükten en yükseğe doğru bu şekilde gidiyor. Siz burada çok net olmanız lazım. Mümkünse, gerekiyorsa, eğer tek bir yabancı diliniz varsa mesela, hani okuma, yazma, konuşma anlamında da ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Bu seviyelerden birkaçını yazabilirsiniz. Çünkü okuma seviyenizle konuşma seviyeniz bir olmayabilir. Bu konuda lütfen çok dürüst olun. Çünkü bu bilgilerin doğruluğunu sizden kanıtlamanızı istiyor olacaklar. O yüzden ayrıntılı bir şekilde yazmanız lazım. Ve hobiler kısmı. Şimdi buradaki en önemli koşullardan bir tanesi, bütün CV'de aslında yapmamız gereken şeylerden biri, hep dedim ya, çok iyi bir özetçi olmamız lazım. Çok kısa, net, anlaşılır cümleler kurmamız lazım. Çok ayrıntıya girmememiz lazım. CV'de ayrıntıya girebileceğimiz aslında tek yer burası arkadaşlar. Çünkü burası sizin işi alıp alamayacağınız ve ne kadar dürüst bir insan olup olamadığınıza dair İK'cıların size en çok soru yöneltecekleri
bölümlerden bir tanesi. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu en çok konuşulan ve şikayet edilen yerlerden bir tanesi profil fotoğrafında olduğu gibi. Hobiler. Yüzmek. Yüzmek bir hobi açıklaması değil maalesef. Yani yüzmek tamam ama serbest mi yüzüyorsun, işte balıklama mı yüzüyorsun, kelebekleme mi yüzüyorsun, yani stille mi yüzüyorsun, amatör mü yüzüyorsun, profesyonel misin, yoksa yazdan yaza mı yapıyorsun? Bu tarz ayrıntıları verebiliyor olmanız lazım. Mesela sinema. Sinema onlar için yeterli değil. Hobi olarak yeterli bir açıklama değil. Sinemada hangi filmleri izlersin? Özel olarak yönetmen mi izlersin? Yönetmen mi seçersin? Oyuncu üzerinden mi seçim yaparsın? Özel olarak sevdiğin bir sınıf var mıdır? Bu tarz bilgileri veriyor olmanız lazım. Diğer en önemli bölümlerden bir tanesi referanslar. Arkadaşlar, referanslarınızı özellikle İsviçre'de verdiğiniz referans olarak yazdığınız kişilerin mutlaka ve mutlaka aranacağını bilerek buraya yazmanızı önemli duyurmak isterim. O yüzden kim olduğu, adı soyadı, mümkünse lütfen cep numarası ve mail adresi bilgilerini şu şekilde verebilirsiniz. Burada şimdi ifşa etmek istemediğim için ben kapattım onları ama telefon numarası, mail adresi. Bir de telefon numarasını yazarken özellikle yabancı uyruklu birisi olarak lütfen ülke kodu kullanarak telefon numaralarımızı yazmayı unutmayalım. İşte artı 90 mesela Türkiye'nin ülke kodu, İsviçre'nin artı 41 gibi. Hani bunu yapmazsanız çok ciddi ulaşamama gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Ayrıca referanslarla ilgili olarak bir de mümkünse referans olarak yazdığınız kişilerin kişilerden alacağınız bir referans mektubu işinizi çok ciddi anlamda kolaylaştıracaktır. Elinizde lütfen böyle bir referans mektubunuz bulunsun. Şimdi 5 dedim 6 burada. Çok dediğim gibi bu CV'nizde olabilir olmayabilir. Bilgisayar bilgi ve becerileri. Bilgisayar bilgi ve becerileri CV'ye koymak zorunda değilsiniz. Eğer yaptığınız işle ilgili bir özel bir altyapı ya da bir program biliyorsanız bu bilgileri buraya yazabilirsiniz. Ama şu konuda da özellikle uyarmak istiyorum. Microsoft Office deyip bırakmayın lütfen. Hani ofis programlarının altında bildiğim kadarıyla 16 tane program var. Yani bunlardan hangisini kullanıyorsunuz? İşte mesela Word, Excel, PowerPoint hangisi ise, kaç tanesi ise bunları da lütfen bilgi olarak bu ofis programlarının altına yazmayı unutmayın. Benim CV ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım bu verdiğim bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Bir hafta sonra yeni videomda görüşmek üzere. Sevgiyle ve aşkla kalın. Hoşça kalın.